Merhaba sayın seyirciler, yine yepyeni bir programla beraberiz. Bugünkü konuğum Mahir Yeşidal hocam, psikiyatr hocam, aynı zamanda benim çok sevdiğim, yakın bir dostum, bilgisine, kişiliğine çok güvendiğim bir arkadaşım. Onunla program yapmak benim için her zaman zevk olmuştur. Çok sağ olun hocam, teşekkür yine ederim. Yine beraberiz. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah. Sağ iyi olun hocam. siz nasılsınız? İyiyiz, vallahi işte Ramazan ayında olmayı her zaman severim. Evet. En sevdiğim aydır Ramazan. Evet. Bu Ramazan'ı hayırlı bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani Ramazan'dan bahis açılmışken yine Ramazan'la ilgili başlayalım. Tabii hocam. Ee, yani oruç elbette ki sadece yememek, içmemek e, değil. Yani ondan çok daha fazla bize bir şeyler katıyor. Nasıl bir psikolojik durum oluşturuyor oruç? Ne dersiniz Şimdi hocam Maslow'un, meşhur Abraham Maslow'un bir ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Ee, korona günlerinde de bunu çok <laughs> görüyoruz yani o temel ihtiyaçları ee, bazalde temelde yeme içme e, barınma cinsellik gibi şeyler var. Şimdi e, dışarıdan bakıldığı zaman oruç sanki işte imsakla iftar arasında e, kişinin yemek yemediği, su içmediği, cinsel ilişkide bulunmadığı e, bir zaman dilimi. E, oysaki biz bu orucun yalan söylememe, gıybet etmeme ee, ...insanlara kötülük etmeme gibi yönleri olduğunu da biliyoruz. Bunların da orucu siz daha iyi bilirsiniz. Dini evet, açıdan evet. da sakatladığını da biliyoruz. Şimdi e, çeşitli şeyler var. Özellikle akımlar var biliyorsunuzdur. E, detoks programları hazırlanıyor. İşte gidiyorsunuz bir kampa giriyorsunuz. O kampta aslında bir aç kalıyorsunuz belli bir süre. O açlıktan sonra size çeşitli... E, bitkilerin suları falan veriliyor ve vücudunuzun bazı şeylerden arınması detoksifiye edilmesi zehirlerinden toksinlerinden arınması hı. sağlanıyor şimdi Ramazan ayı da bir Müslüman için e, bence bir manevi detoks ayıdır hı hı. neden manevi detoks çünkü düşünsenize yani e, gerçi çok da kalmadı ama trafiktesiniz e, sinirleniyorsunuz oysa ki oruçluyken ee, öfke kontrolünüzü sağlamanız gerekiyor Bu konuyla ilgili şeyler var Hani biri e, size şey yapınca hadisi şerifte var biliyorsunuz. biliyorsunuz e, Ben orucum deyin diyor e, hmm. peygamberimiz ee, Şimdi öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor Bu aile içinde de çok önemli bir şey ee, Özellikle iftara yakın saatlerde ev içerisinde ya böyle bir çalışma var e, Ev içinde tartışmaların arttığı gösterilmiş Şekeriniz düşüyor, tansiyonunuz düşüyor, sinirler oldukça gergin ve orada hani bir yemeğin zamanında yetişmemesi, bir şeylerin kokusunun çıkması, bir şeylerin yanması, başka bir şey olması, çocukların gürültü yapması falan evdeki o huzuru kaçırabiliyor maalesef. Oysa ki eğer oruca bize 16-17 saatlik şimdi artık böyle baharın sonlarına denk geldi. 16-17 saatlik açlık ve susuzluk dönemini e, aynı zamanda e, psikolojik açıdan da kimsenin kalbini kırmadığımız, e, kimseye yalan söylemediğimiz, kimsenin gıybetini etmediğimiz, arkasından iş çevirmediğimiz bir iklime dönüştürebilirsek, müthiş bir manevi detoks imkanını e, bünyesinde barındıran, pek çok şeyi bünyesinde barındırıyor ama e, böyle bir şeyi de bünyesinde barındıran bir ayı tam anlamıyla... Psikiyatrik anlamda da ifa etmiş, yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Öbür türlü hocam çok şey yani biraz şey yani, yani yeme içme sadece o mu? Ee, bir de orada e, bence sebeplere de çok iyi bakmak gerekiyor. Sadece böyle fakirlerin açlığını hissetmek falan değil. Öyle olsa sadece zenginler oruç tutardı, Hı. fakirler oruç tutmazdı. Bundan daha önemlisi e, bir bebeğin ilk doğduğunda istediği şey olan, ee, ve o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en temelinde olan yeme içme gibi şeyleri erteleyebilme duygusunun oturmasını sağlamak. Yani e, biz e, Freud'un tabiriyle primer süreçte, birincil süreçte yaşayan canlılar değiliz. Bize akıl, irade ve ruh verildikten sonra, vicdan verildikten sonra, yani korteks, prefrontal korteks verildikten sonra biz ihtiyaçlarımızı erteleyebiliriz. Ama niçin erteleriz bu ihtiyaçlarımızı? Kilo vermek için, daha güzel görünmek için ya da daha az sinirli olmak için değil. Bu ihtiyaçların temel kaynağı olan münimi hakikiyi takdis etmek için bunu yaparız. Yani hep böyle üst akıl üst akıl konuşulur ya en üst aklın ee, ...istediği bir şeyi yapıyor olmak bile... E, insanı ruhsal açıdan şey e, yapar, rahatlatır. Evet yani en üst akıl dediğimizde bizim aslında her şeyimizin yaratıcısı. Şu anda nefes alıyorsak, burada konuşabiliyorsak, bugünü yaşayabiliyorsak... ...ona elhamdülillah dememiz gereken evet. güç. Oruç hocam bana hep şeyi de hatırlatıyor. Yani oruç aslında bana hep bir iman tazelemesi gibi de geliyor. Mesela kim diyorum namaz kılar. Aslında namaz kılacak insan... Allah'ın her an kendisini gördüğünü bilen insan namaz kılar. O anda secdeye gidiyorsunuz. Sabah namazında gittiniz, akşam namazında gittiniz. Diyelim ki gecenin daha geç saatlerinde gittiniz. Yani gece geç saatte de, sabahın o vaktinde de, öğlende, akşam de, akşamda hep Allah'ın sizi gördüğünü düşünüyorsunuz ki işte o da rükû yapıyorsunuz, secde yapıyorsunuz, namazda dua ediyorsunuz, Allah'a yöneliyorsunuz. Bir yerde aslında namaz kılınca insan kendisini her an gören, ne yaptığından haberdar olan, duasına cevap verme gücü elinde olan, her şeyi kontrol eden bir güce inandığının da imanını taze ediyor. Müthiş bir şey. Yoksa Allah'ın sizi gördüğüne inanmasan o anda secde etmenizin bir manası yok. Oruç da benzer şekilde bir iman tazelemesi bence. Oruç tutan ne yapıyor? Belli saatler arasında yemiyor, içmiyor, cinsel ilişkiye girmiyor. O zaman oruç tutan kimse adeta şuna iman ediyor bu yemekler, yiyeceklerin sahibi Allah. 12 ayın 11'inde ben işte leş, kan, domuz eti, Allah'tan başka sana kesin hayvanlar gibi 3-4 tane aram var. Bunun dışındakileri ben dilediğim gibi faydalanıyorum. Ama bunların yaratıcısı Allah bana diyor ki, rızıklarımdan 11 ayın birinde şu saatler arasında faydalanamaz. Ya zaten bunun sahibi Allah. Ya benim o zaman buna uymam lazım. Yani oruç aslında bize rızıkları veren, temel ihtiyaç maddelerimizi verenin Allah olduğuna dair, biz Allah sayesinde bunlara kavuştuğuna dair imanımızın da bir tazelenmesi. O an durduruyorsan ben yemek yemeyi, ya bunun sahibi Allah. Aslında o balın sahibi Allah, peynirin sahibi Allah, ekmeğin sahibi Allah. Onun ben mülkündeyim, onun yarattıklarından faydalanıyorum. Şu saatler arasında bir sınır koydu, faydalanmıyorum diyerek bir yerde... Allah'ın mülkünde Allah'ın rızıklarından faydalanan bir insan olduğuna dair imanımızı taze ediyoruz ve bence de bu bir yerde bir yerde de acizimizi, fakrımızı da fark ediyoruz değil tabii mi de, hocam? Tabii. Yani hani hep böyle onun dışına çıkamıyoruz bir türlü. Yani koronavirüs de bize en fazla aciz bir canlı tabii. olduğumuzu gösterdi ya. Biz aciziz. Biz Kadir mutlak değiliz. Tabii. Elimiz her şeye yetmez, gücümüz her şeye yetmez. Teknolojimiz ne kadar ilerlemiş olursa olsun, bir noktada bir defa ölümlü varlıklarız. E, ve e, oruçla birlikte o ifade ettiğiniz iman tazelemesi e, aslında e, pandemi sırasındaki ruhsal durumumuzu da iyileştirecek bir fırsat. Yani pandeminin bu pik döneminin Ramazana denk gelmiş olması aslında bir fırsat. Yani madem bizden sosyal izolasyon bekleniyor, itikaf denen bir ibadetimiz var Ramazan ayında. Aslında... İşte kapanın yani hani hem imanınızı tazeleyin değil mi? Kur'an okuyun, namaz çeşitli dini ritüeller, ibadetleri yerine getirin. Hem de bunun Yapılan bilimsel çalışmalar ruh sağlığı üzerine pozitif etkilerini de çok ciddi anlamda göstermiş. Hatta bazı ormanlar üzerinden de hocam çalışmalar var. Mesela BDNF hormonu evet. gibi hormonları oruç arttırıyor. İşte BDNF hormonunun da vücutta arttırması bizim stresle ...aksiyeteyle, depresyonla daha iyi baş etmemizi Şeyi, sağlıyor. Çok önemli bir noktaya değindiniz hocam. BDNF, e, beyin kaynaklı nörotrofik... Zaten prosan bile arttırdığı hormonlardan biri o herhalde. Nö, 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 nörotrofik e, faktör. E, bu özellikle nerelerde var? Bir defa uzun süreli öğrenmede çok işe yarıyor. İkincisi, kortekste çok aktif bir e, hmm. faktör, bir madde bu. E, bu... Bizim beynimizin nöroplastisite dediğimiz bir özelliği var. Yani e, bu, duruma göre e, kendi kapasitesini ve biçimini değiştirebilme kapasitesi hmm. var beynimizin. Bunu da nöronlar arasındaki sinapslarla yapıyor, bağlantılarla yapıyor. BDNF'e gelip dentritik ve sinaptik bağlantıları güçlendiren bir hormon hmm. ve bunların miktarını arttıran bir hormon. Oruçla birlikte evet biz BDNF'nin arttığını görüyoruz. BDNF... Endorfin de arttığı Gökül. Hocam oradaki benim gördüğüm de şu oluyor. Genelde enteresan millete ters gelecek bir şekilde fiziksel aktivitede beden kendini korumaya alıyor. Ağır fiziksel aktivitede. işte bu mutluluk hormonları BDNF, endorfin artıyor. Endorfin tabii. Şimdi vücut oruçta da kendini bir korumaya aldığı için aslında ...egzersizdeki o mutluluk veren hormonlara benzer hormonları salgılıyor. Burada en, Bu, birçok enteresan tabii, gelecek Burada şekilde. tabii yani orucu eziyet olarak değil de... ...az önce söylediğiniz ihsan şuuruyla yerine getiriyorsanız... ...endorfinler tabii ki tavan yapacaktır. Hı -hı. Yani e, mutluluk hormonu da serotonin değildir. Yani buradan da o tabii yanlışı hepsidir, düzeltelim. He? Yani serotonin mutluluk vermez. Asıl gerçekten böyle o içten mutluluğu veren şey endorfindir... Hı -hı. Ee, dediğiniz spor yapma gibi, hadi şeyde Ramazan'da söylüyoruz ama e, çikolata yeme gibi şeylerde de ya da cinsel ilişkide de ciddi anlamda salgılanan bir hormon oruçta da salgılanıyor. Evet. Oruçta da salgılanıyor. Ee, yine ayrı bir çalışma var hocam benim de gördüm bu daha çok tabi intermittent fasting ki oruç karşılık geliyor diyebiliriz intermittent fasting eki yememe e, süresi oruçtaki yememe süresiyle aynı. Oradaki çalışmalar özellikle bence buradaki zihnimizi açabilir. Çünkü o intermittent fasting üzerine çalışma çok fazla bilimsel yayın. Orucun kendisi üzerine yayınlardan daha Tabii. fazla. E, gözüken şeylerden biri özellikle o oruç tutunca açlık hormonu grelin, grelin. E, vücutta artıyor. Ve grelinin e, artmasıysa beyinde... E, Hafızayı öğrenmeyi, öğrenmeyi çok destekliyor. Farelerde mesela bununla ilgili yapılan deneyler var. İşte farelere grelin hormonu verildiğinde yüzde otuz kırk oranında öğrenmenin kapasite artıyor. Arttığı evet. gösteriyor ve hormonu kestiklerinde de kesildiği gözüküyor. Bu leptin hormonunun yani tokluk veren hormonu tam tersi şekilde işleyen bir hormon ve işte aç kaldığımız için de biz de Ramazan'da bol bol ee, ...salgılanıyor ve genelde bu hormonun da... ...özellikle öyle birkaç hafta boyunca salgılanması... ...uzun vadeli salgılanması... ...çünkü böyle beyindeki yeni bağlantılar da çok hızlı oluşmuyor... ...böyle bir Ramazan miktarı da olması yani öyle bir e, 30 güne yakın bir süreçte olması aslında beyinde yeni bağlantıların oluşmasını, öğrenmeyi desteklemesi açısından da sistem müthiş bir çok etkisi hocam var. ya. Sistem müthiş gerçekten. Evet şu anda dünyada da birçok kimse o yüzden intermittent fasting'i bizim oruç demeden buna yani e, aralıklı oruç tutma dedikleri şeydi. O yüzden dünyada bir böyle bir ibadet ilişkilendirmeden bu yüzden bunu çok uygulayanlar var. Biz tabii ki oruç tutarken bunu Allah rızası için tutuyoruz. Yani ben bana bilsem ki sağlığım açısından hiçbir yararı da yok. Hatta ben yine oruç tutardım karşı... hatta yani tutuyorduk tabii. bunları zaten sonradan araştırırken tabii. bilimsel makaleler, intermittent fasting ve diğerler üzerine bakarken gördüğümüz şeyler oldu bunlar. Yani oruç bunlar için tutulmaz. Ama Allah bir bonus gibi de oruç tutana bunları koymuş. Yani oruç tutanın insanda bir şeyleri götürdüğü, zayıflattığını düşünenlere karşılıkta bunları ortaya koymanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Yıllarca çünkü orucun sağlığa çok zararlı olduğu şeklinde ben çok propaganda yapıldığını da gördüm. Yani o yüzden bunların da ortaya konulmasını önemli Maalesef. görüyorum. Orucun yine yaptığı bence ayrı bir psikolojik bir önemli bir faktör daha var. Bu bir ümmet olma, birlik olma duygusunu da bence destekliyor. Ne oluyor? Çünkü dikkat edin Allah şöyle demiyor isteseydi derdi. Yani senenin bir senenin 30 tane gününü seçin. Onlar da tutun. Onlar da oruç tutun demiyor. Bir ay belirliyor. Hatta da şöyle de demiyor yani bu bir günün içerisindeki üçte ikisini işte oruçla geçin üçte ikisini yemeğin içmeyin cinsel ilişkiye girmeyin demiyor burada belli Zaman saat aralığını e, herkes aynı saat aralığını koyuyor mesela isteyen gece mesela kısmını isteyen gündüz kısmını tutsun değil herkes işte e, o fecir vaktinden yani şafak vaktinden geceye kadar o arada oruç tutuyor bu şekilde ne oluyor bütün İslam ümmeti Aynı günlerde, aynı saatlerde beraber oruç tutuyor. Yani yeme yeme süremiz beraber, aç kalma süremiz beraber. Bu tabii ki bir yanda bir ümmet duygusunu, bir beraber ibadet yapma duygusunu da destekleyen bir şey. Bu açıdan da bence bir böyle bir birlik oluşturucu bir yönü var. Ve e, mesela bu pozitif psikoloji, hani dinin insana faydaları gösterilirken insan ömrünü uzatmasından mutluluğun arttırmasına kadar orada dikkat çekilen faktörlerden birisi dinlerin bir topluluğa ait olma duygusunu oluşturması. Bunun üzerinden de psikolojiye katkıları gösteriliyor. Peki bunlar nasıl oluyor? İşte bu ibadetlerdeki beraberlik. Yani işte namazlardaki beraberlik, oruçlardaki beraberlik. Biz, biz şimdi korona ile ilgili özel bir durum oluştu. İnşallah, <laughs> i̇nşallah, inşallah. koronadan sonra daha da e, şekle toplu namazlara, cuma namazlarına, diğerlerine gideceğiz. Burada tabii özel bir durum oluştuğu için bu toplu namazlara aklında geriye olarak ara vermemiz gerekiyor. Geri, geriyoruz ama bu toplu namazların güzelliği ilkesi hiçbir zaman bozulmaz. İşte Ramazan'da bir yerde bir sofralar, kalabalık sofralar yapmayıp insanlar belki yine bir e, böyle güvenli bir aralık verme mesafesi oluştursak da ama sonuçta yine aynı saatler arasında işte aç kalmak, yemek beraber olduğu için yine insanlar arasında bir şekilde bir birlik havasını Ramazan buna rağmen oluşturuyor. Yani o eski şey, çok sevdiğimiz o büyük iftar sofralarını. Şöyle yapılabilir hocam ki. yani mesela diyelim ki e, dört kardeş var anne babaları var. E, bunlar derler ki biz bugün kuru fasulye pilav yapacağız. Bütün evler yaparlar. teknolojide teknoloji de gayet gelişti yani. Cep telefonları, bilgisayarları e, görüntülü görüşme şeyiyle açılır. Herkes aynı yemeği yemiş olur. Ve o iftar sofrasında işte dualar edilirken falan ailenin büyüğü duasını eder. O e, birliktelik e, hissi de e, güçlendirilmiş olur. Ve burada ona da girelim. Bu sosyal dayanışmanın da Ramazan'daki Rus sağlığımıza önemli bir katkısı var. Elbette. Evet, yani mesela bizde kültürel olarak oluşmuş bir şey var. İşte zekatlarımızı Ramazan'da genelde dağıtıyoruz. Ramazan daha böyle şey bir ay olduğu için ibadetle dolu bir ay olduğu yani için İslam'ın özünde böyle bir şey Ramazan'da dağıtın diye yok ama zekat tabii. vermek sadaka vermek her ay önemli Ramazan'da da önemli tabii yani şimdi özellikle işte bu tip şeylerin Ramazan'da bir miktar daha artması şeyi ciddi anlamda arttırıyor toplumsal dayanışmayı ciddi anlamda arttırıyor şimdi bizim soframızda yemek olabilir ama unutmayın ki dünya olarak çok ciddi bir krizden geçiyoruz. Ve herkes herkes sofrasında o gün 3 çeşit ya da 4 çeşit yemek yapacağını onun en azından bir çeşidini azaltıp her gün ama düzenli bir şekilde bir başka aileye bildiği tanıdığı bir başka aileye yardımda bulunabilir. O zaman yedikleri yemeğin tadı 17 saatlik 16 saatlik açlıktan sonra yemiş oldukları yemeğin tadı emin olun 10 kat daha fazla artacaktır. Ha pişmiş yemeği götürmesinler yani viral açıdan hani şey o değil yani yardımını yapsın ve e, onlarla birlikte iftar yapıyormuş gibi aynı sofradalarmış gibi şey yapsınlar Ramazan'ın aile ilişkilerine de çok ciddi müspet pozitif katkıları var yani biz tabi bir süredir sosyal izolasyon nedeniyle evlerdeyiz ama hani bundan 3 ay önce böyle değildik e, işte erkek çalışıyor kadın çalışıyor geç vakitte eve geliyorlar e çocuk okulda gün boyu akşam yemeğinde zaten genelde beraber yemek yenmiyor. Kim erken geldiyse o günün yorgunluğuyla yemeğini yiyor. Televizyonun karşısına geçiyor. Bilgisayarının, iPad'inin, cep telefonunun karşısına geçiyordu. E aynı saatte yemek yemek zorundayız. Ya bir iftar masalarından, iftar sofralarından yani bunu din insanlarından din adamlarına, din adamı da cinsiyetçi olduğu için kullanmak istemiyorum. Din insanlarından özellikle rica ediyorum. İftar sofralarında cep telefonu bulundurmanın hükmü nedir? Yani <laughs> bununla ilgili bir şey olmalı yani. Hani ilişkiyi ve iletişimi bozuyor çünkü. En azından iftar sofrasında olmasın hocam. Sahur sofrasında olmasın yani. Hı hı. Evet hocam oruçun tabii hocam e, bu de, demin o söylediğimiz husbun biraz daha da açabiliriz. Yani tabii ki bir gerçek anlamda açlığı e, hissetmekle oruçta sonuçta günün sonunda çok fazla yediğimizde bir ge gerçekten açlık duyan insanlarla onu bir tutamayız. Fakat yine de her şeye rağmen şöyle bir şey var. Yani oruç gibi bir ibadet olmadığında da maddi durumu da belli bir gelir seviyesinde olan insanlara baktığımızda sonuçta açlık diye bir şey hiç hayatlarında tatmamış oluyorlar yani yemek içmenin eksiltmesi bir ara istediği zaman yememe diye bir şey hiç tat, karşılaşmamış oluyorlar. Yani birçok insan aslında bir açlık hissini duyabildiği bir şey varsa yani bir dönem varsa o da Ramazan dönemi oluyor. Gerçek anlamda açlık çeken insanların halinden anlamaya bu yetmez. Ama bir kapı açabilir. Kesinlikle. Çünkü insanlar baktığında başka bir dönem öyle bir hissi hiç duymamış. Ya ben şu kadar bir saatte bile böyle bir açlık hissediyorum. Bak, Modern üçün... zamanların en önemli diyorsa, özelliği erteleme özelliği. Dünyada yok. yani şu anda da 25 bin kişi günde açlıktan ölüyor. Yani bunu bu e, Ramazan'da sık sık gündeme getirmeye çalışıyorum. Niye? Biz yani işte şey gördük bir küresel kriz gördük böyle ile ilgili. Bu kadar kişi öldürüyor. Ne kadar dünya olarak büyük panik yaptık. Yerinde de tedbirler alınması gerekiyordu. Ama diğer taraftan bu koronanın öldürüden çok daha fazla insan... Her gün dünyada açlıktan ölüyor. Yani ucu bize dokunmayan açlıktan pek rahatsız olmamışız. Yani bu hastalıktan rahatsız olmamız, tedbir almamız çok yerinde ama buna karşı tedbir almamış olmamız çok büyük bir insani eksiklik. Oysa Kur'an sarp yokuşu tarif ederken açılması gerekli sarp yokuşu işte açlık gününde bir fakiri doyurmak olarak bir insanı özgürlüğüne kavuşturmak olarak görüyor. Yani sarp yokuşta iki tane madde sayıyor. Özgürlüğe kavuşturmak ve açlık gününde doyurmak. İnsanlığın önünde aşılması gerektiği iki büyük engel bunlar. E biz onu insan oğlu olarak aşmamışız ve dünyada 800 milyon tane obez var. Sırf obezlerin Yedip içtiklerini azıcık azaltmalarıyla bile dünyadaki açlıktan ölümleri yok edebilecekken tabii bunu yapmamamız bir, gibi bir ayıp bütün insanlığın e, üstünde e, bir kara leke olarak duruyor. Obezite bir hastalık tabii hocam. Tabii. Şimdi tabii benim obez dediğim fazla da yemek yani onu <laughs> onu yani onların yani normal yemeğe dönseler e, kat kat artar e, yani açların ihtiyaçlarından kat kat fazlasını onlara aktarmış olurlar. Bunu da burada hatırlamamız lazım. Yani Ramazan'da bu sosyal dayanışma her zaman önemli. Her Ramazan'da değil, her ayda önemli ama şu anda içinde olduğumuz dönem içerisinde insanlar ülkemizde ve başka yerlerde hiç olmadıkları kadar maddi şeylere muhtaçlar, gıdaya muhtaçlar, maddi şeylere Maalesef. muhtaçlar. Ne yapıp edip Bizim burada ciddi bir faaliyet yapmamız lazım. Şu anda etrafımızda hepimiz görüyoruz. İşsiz kalmış olan insanlar eskisinden daha fazla. Sıkıntı çeken insanlar çok daha fazla. Eğer biz etrafımızda göremiyorsak emin olun bu e, sıkıntı çeken mahallelere, insanlara inip onlara bir şeyler ulaştıran insanlar var. Bunlardan güvendiklerimizi bulup ne yapıp edip evet. bunların e, ihtiyaçlarına kulak verelim. Benim de Ankara'da bir dostum var sağ olsun bunlara çok yardım eden bir dostum. Ankara'da aldı beni yani kendisi bu yardım ettiği yerlere dolaştırdı. Yani e, bizim gözle görmediğimiz bir şehirde biz yaşarken o şehrin bir kıyısında inanılmaz derecede büyük fakirlikler var. Fakirlik manzaraları var. Yani böyle bir iki odalı evi üç beş ailenin paylaştığı e, evin içine girdiğinizde e, burada nasıl yaşıyorlar diye inanmakta zorluk çekeceğiniz sıkıntılar var. Yani biz onların o şekilde olmasından mesulüz. Yani zekatın kelime anlamı temizlenme. Yani biz aslında Allah'ın bize verdiği malı başkalarına verirken lütfetmiyoruz böyle verelim. Yani sanki biz böyle süper bir iş yapıyoruz gibi görmeyelim. Aslında malımızı temizliyoruz zekatla malımız temiz. Biz ona hakkını ona veriyoruz. Vermemiz gerekeni veriyoruz. Çünkü biz zaten her şey Allah sayesinde sahibiz. Biz onu vermediğimiz zaman malımız kirli duruyor. Biz malımızdan gerekli miktarı insanlara vermediğimiz zaman aslında bir yerde bir haram işliyoruz. Bir yani zulüm işliyoruz. Yani onların ihtiyaçlarına gözlerimizi kapadığımız zaman bizim etrafımızdaki mahallede bizim apartmanımızda genelde apartmanlar mahallelerde günümüzde belli bir ekonomik güçte olanlar bir mahallede, diğerleri ayrı mahallede. Yani bir apartmandaki dairelerin fiyatı belli. Yani o dairede alabilecek gücü olan insanlar genelde ekonomik sıkıntı da çekmiyor. Bu yüzden birçok insan belli bir ekonomik seviyede ise zorluk çeken insanların durumunu anlamakta sıkıntı da çekebiliyor. Ama biz bunu görüyoruz, biliyoruz. Bilmiyorsanız gidin görün. Yani bunlar var. Yani siz bunlar yüz yüze gelmemekle bunların o durumda olmasının mesuliyetinden de kurtulmuş değilsiniz. Bunların mesuliyeti Hepimizin üzerindedir. Hocam siz tabii bir psikiyatr olarak şöyle e, bir durumla da karşılaşıyorsunuz. Hastalarınız var. Kur'an'da da zaten biliyorsunuz yani hasta olanlarla ilgili e, oruç tutmamalarıyla ilgili ruhsat var. Oruç tutmayan insanlar daha sonra işte fakir doyurabilmeleri tipi böyle Kur'an'da bununla ilgili anlatımlar var. Onlara girmeyeceğim. Ama size yani kısaca şunu sorayım. Yani Kur'an'da ruhsatı da verilmiş bir şey. Hastalığı olanların. E, bu psikiyat Tri hastalarına ne dersiniz yani oruç, oruç zamanında tutmaları. oruç tutmalarıyla ilgili bir de şunu da ben tabii tavsiye ediyorum burada dediğim yani doktora bu konuda danışın ama doktorlardan da gerçekten dini duyarlılıkları olanlara danışın yani şuna da bazen tanık olunabiliyor yani dini duyarlılıkları olan bir doktor değilse şahıs bazen ya tutman ne olacak tarzı doğru yaklaşanlar oluyor yani aslında yani bu tabii din duyarlılıkları olmayanlara güvenmeyin anlamında demiyorum onlara da sorabilirsiniz ama içinizden bir şüphe varsa biraz dini duyarlılığı olan doktorlara da bu konuda e, sorarsanız yani benim gerçi mesela bu ilaçları diyelim ki 10 saat arayla alıyor. E, yani bir oruçun bozar bozmaz bir de savurda alsa yani aralarını birkaç saat diyelim ki daha e, açsa Gerçekten oruçla ilgili bir sıkıntı doğar mı çünkü birçok şahıstan ben biliyorum oruç tutan şahıslar oruç tutmadıkları zaman da daha kötü oluyorlar. Değil mi? Psikolojik açıdan bir eksiklik sıkıntı hı hı. çekiyorlar yani ben şimdi mesela bir oruç tutmayacak şekilde bir hastalığım olsa ciddi anlamda psikolojik büyük bir sıkıntı yaşarım. Bunca yıl tuttuğum orucu o, o sene tutamayacak olmak bana büyük bir sıkıntı verir yani bunu başka birçok insanda da olduğunu biliyorum. E bu konuyla ilgili ne dersiniz Siz hocam? Çünkü şöyle bir ilaç yazan ya. tabii, da bir doktorsunuz elbette. Şimdi şu var hocam yani dediğiniz gibi yani birinci önceliğimiz tabii ki e, oruç de nelere tutmak, dikkat etmeliler tabii bunlar. Oruç tutmak e, konusunda şey e, onları bazı hastaları serbest bırakıyoruz ama bazı hastalar var ki hocam e, oruç tutmaları gerçekten sakıncalı. Özellikle bipolar bozukluğu olan, manik depresif bozukluğu olan e, ve e, Lityum gibi, Valproik asit gibi, karbamazepin gibi duygu durum dengeleyicisi ilaçlar kullanan hastalarda uzun süreli vücudun susuz kalması bunların ka ilaç kan düzeyini değiştirebiliyor. İlaç kan düzeyinin değişmesi de bazen toksikasyona yani zehirlenmeye bile neden olabiliyor. E, eğer bir... Hasta Bu ilaçlardan birini kullanan bir hasta Ramazan'dan önce ya da Ramazan'ın başlangıcında doktoruyla irtibata geçerse ilaçların dozu ona göre ayarlanabilir. <laughs> veya yani lityum mesela böbreklere zararı olan yani yan etkisi olan bir ilaç. E, vücudun uzun süre susuz kalmaması gerekiyor. E, veya e, o güvendikleri hekimden. Kendi durumlarına göre şu anda ben buradan lityum kullanan hiçbir hasta oruç tutamaz gibi bir şey diyemem yani. Hastadan hastaya değişir, onun metabolik durumuna göre değişir ama bu hastaların dikkat etmesi gerekiyor. E, şizofreni hastalarının dikkat etmesi gerekiyor ama e, uzun süredir remisyondaysa günde bir iki tane ilaç alıyorsa bunu iftara sahura doktoruyla birlikte yayıp kullanmaları mümkün depresyon, anksiyete, obsesif hastaların eğer obsesyonları dini içerikli değilse yani dini içerikli vesveseleri yani obsesyonları olan kişilerin Ramazan ayı gibi aylarda ve durumlarda dönemlerde hastalıklarının arttığını biliyoruz. Çünkü hastalar hasta oldukları için de o dini obsesyonları, dini takıntıları onları çok ciddi anlamda rahatsız etmeye başlıyor. Şimdi böyle özelliği olan gruplar var ve alkol bağımlıları var. Alkol bağımlılarının da Ramazandan önce, Ramazan'ın ilk günüyle birlikte içkiyi kesmeleri, alkolü kesmeleri istediğimiz bir şey değil. Çünkü alkol yoksunluğu denen bir şey var. Nöbetlerin geçirildiği, deliryum denilen tablolara girildiği e, ciddi bir durum var. Mutlaka bunu doktoruyla konuşup e, ya kademeli azaltmak veya yani bağımlı değilse zaten onu kesmesinde herhangi bir sorun yok. Mutlaka ama hekimiyle irtibat halinde olması gerekiyor. Bu noktada ben bir parantez açmak isterim. O da niyetle alakalı hocam. Yani e, niyet biz niyetleniyoruz işte Ramazan ayında oruç tutmak üzere e, niyet ediyoruz. Şimdi e, niyet ne psikiyatrik açıdan yani psikolojik açıdan ne beynin programlanması aslında. <laughs> ben işte insülin direnci olan, trigliseridi yüksek ve hipertansiyon olan bir adamım yani. Şimdi e, ve ben normalde şöyle 4 saatlik, 5 saatlik açlıklara bile çok fazla şey yapamam, tolere edemem. Başım döner. işte bir hay, hafif bir titreme olur falan. Fark ederim o değişikliği. Bir şeyler yemek zorunda hissederim. Ramazan geldiğinde 2 yıl önce 18 saat oruç tutuyorduk. Şimdi beynin e, niyet etmenin böyle bir etkisi var. Niyet ettiğimiz zaman beyin diğer organlara, mideye, böbreğe e, diyor ki bu adamın yemek yemeye niyeti yok. Haberiniz olsun beni uyardı ve bütün programı ona göre yapıyor. Dolayısıyla da oruç tutmayı da aslında böyle gözümüzde de çok büyütmememiz lazım. Önemli bir şey, önemli bir ibadet e, ve e, şöyle düşünün. 1400 yıldır, hatta çok daha eski şeyi var ama İslam açısından bakarsak 1400 yıldır uygulanan bir şeyden söz ediyoruz, ibadetten söz ediyoruz, hayata geçirilen bir ibadetten söz ediyoruz. 1400 sene boyunca bunun bir zararı olmuş olsa zaten insanlar bunu şey yaparlardı, bir şekilde ya modifiye ederlerdi ya bundan vazgeçerlerdi. Ki biz şunu biliyoruz, İslami olan her şey, İslamda olan her şey fıtrata da uygundur. Dolayısıyla bedenlerimiz de e, oruç tutmak için uygun ruhlarımıza da oruç tutturabildiğimiz zaman o zaman combo yapmış oluyoruz. Yani e, karımızı katlamış oluyoruz hocam. E, tabii hocam yani oruçun muhteşem e, hediyelerden bir tanesi Allah'ın en çok anıldığı ay olması. Yani Allah'ı çok anmak e, bir aslında farz yani Kur'an'da Allah'ın çok anılması geçiyor. Yani İslami açıdan en önemli şey Allah merkezli bir hayat inşa edilmesi. Yani Müslümanın 12 ay Allah'ı çok anması lazım. Fakat realiteye baktığımızda Ramazan ayında o aya mahsus bir ibadetin olması sebebiyle Ramazan ayında Allah hiç anılmadığı kadar anılıyor. İşte televizyondaki programlara bakalım en çok Allah karşımıza çıkıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlara bakalım en çok dinle ilgili paylaşımlar Ramazan ayında oluyor. İnsanları genelde dinden uzaklaştıran temel unsurlardan bir tanesi ne? Biz işte bir diyelim ki otobüse biniyoruz etrafımız hep böyle güncel havadan sudan işte dinle alakasız konuların konuşulması. İş yerimize gidiyoruz dünyevi hırslar ön plana çıkıyor. Aile içi ortamlarda genelde yine dünyevi kazanımlar kayıplar ön planda oluyor. Ramazan ayı geldiğinde yani aslında dünyevi hırslar yerine bir yerde biz yaratıcının verdiği bir bedenle yaratıcının yarattığı bir alemde onun verdiği rızıkları kullanan varlıklar olduğumuz ölüme doğru gittiğimiz e, İslam'ın bize birçok güzellikler getirdiği gibi konular gündemde hep oluyor. Yani oruç'un bu oluşturduğu atmosferin de yani Ramazan'ın oluşturduğu bu atmosferin Allah'ın en çok anıldığı ay olmak gibi özel bir durumunun birçok harama en çok e, riayet edildi yani haramlara en az girildiği ay olması gibi özel bir durumun olduğu farzların en çok yapıldığı dönem olmak gibi bir durumun oldu e, bir güzellik de var yani namaz kılmak her zaman farz ama yani sonuçta baksak realitede yani namazlarını sadece gevşek ramazanda olan, kılanlar da var da yani. sadece ramazanda kılanlar da var mesela hiç cumaya gitmeyen biri sırf ramazanda cumaya gidebiliyor. Veyahut da şu anda tabii ki onunla ilgili bir özel durum var ama <laughs> Veyahut da diyelim ki namazlarını günde bir vakit kullanlar Daha da düzenli bütün vakitleri kılmaya başlayabiliyor İşte zekatlarını insanlar bu ayda daha da çok verebiliyor yani Her ibadetin daha bir titizlikle yapıldığı bir ay var Bunu tabii fırsata da çevirmek lazım Nedir yani burada diyelim ki bir kötü alışkanlığı bir insan bıraktıysa Ramazan'da işte onu Ramazan'dan sonra çevirmek Evvelsinden insan Allah'a daha az şükrediyorsa, nimetler için daha az dua ediyorsa Allah'a. Ramazan'da bu arttıysa Ramazan'dan sonra da bu daha çok şükreden hali, Allah'a daha çok dua ile yönelen hali Ramazan'dan sonra da devam ettirmek. Yani Ramazan'da oluşturulan olumlu ruh hallerin sonrasında devam ettirilmesine de fırsat tanıması da Ramazan'ın. Bu açıdan da bence Ramazan'ı çok çok özel bir ay kılıyor. Burada hocam, Halk arasında tabii çok konuşulan şeylerden birisi bir de oruçlarda insanlar sinirli oluyorlar diye. Ya. Ben yani şunu tabii görünce de bilmiyorum. Ben kendim yani küçüklüğümden beri oruç tutuyorum. Hiç kendimde ekstra sinirli bir hal görmedim. <laughs> Ve insanların ben büyük bir çoğunluğunda görmesem de ama gözleniyor yani gerçekten. Ve özellikle ben daha çok sigara... İçenlerde e, daha mı fazla oluyor? Sigara içenlerde görüyorum özellikle. Yani o oruç döneminde sigara içmemek ondan daha sonra... <laughs> yani o dönemde bir daha çok sinirliliğe sebep veriyor. Tabii bu sırf sigara ile alakalı değil. Yani sigara içmeyenlerde de oluyor ama sigara içenlerde ben en çok olduğunu görüyorum. Yani herkese gözükmese de aslında gözüken bir olgu. sinirli insanların yani insanların daha çok sinirlenebilmesi açlık döneminde. Bununla ilgili sizin bir tavsiyeniz var mı hocam? Hocam şöyle yani başta da söylediğim gibi yani sinirlenmemek gerekiyor. Şimdi kişi şunu düşünmeli. Yani bu orucu neden tutuyorum? Yani aç kalmak için mi tutuyorum? Allah rızası için mi tutuyorum? O zaman benim sinirlenip etrafımdaki insanların kalbini kırmış olmam e, Allah'ın rızasını kazanmam için e, ne ifade edecektir? Dolayısıyla da e, arkadaşlarlar arasında işte trafikte, yolda, minibüste şu anda bunlar yok. Evet ev ortamında iftar sofrasında falan sinirlendiğiniz zaman aslında orucun bence kendi özünden de uzaklaşmış oluyorsunuz. Yapmanız gereken şey yani gerginlik hissettiğiniz zaman dinlenmek, başka bir şeylerle uğraşmak, ilgi odağını değiştirmek. Yani bir şeylere tekrar tekrar sarmak yerine gidip odanıza, yatağınıza uzanın yani yapacak herhangi başka bir şeyiniz yoksa, daha iyi yapabileceğiniz bir şey yoksa, bir şeyler okumak. Özellikle oru yani Niye Ramazan'da oruç tutuyoruz? Çünkü Kur'an'ın indirildiği ay. İşte bir şey okumak isteyen için yani al işte bu ayda Kur'an oku. Bol bol Kur'an oku. Baştan oku, üzerine düşüne düşüne oku tavsiyesini en çok yapabileceğimiz Dolayısıyla ay. Dolayısıyla bence şeyi unuttur unutmamak gerekiyor. Yani oruç neden oruç tutuyorum? Bu bilince sahip olduktan sonra sinirlenmek falan elbette ki sinirlenmemiz için sebepler de var. Yani tansiyon düşüklüğü Hipoglisemi, şekerin düşmesi, işte e, sigara içenlerin durumları bunlar fizyolojik açıdan da hakikaten sinirlerde bir miktar yıpranmaya neden olabilir. Mesele zaten onu tutabilmekte. Hı -hı. Yani zaten acıkmışsın. Aç olarak şeye kadar bekleyebiliyoruz. İftara kadar bekleyebiliyoruz. Hani öfkeyi de zaten öfkeyle ilgili yapılan çalışmalar evet. şey gösteriyor. O an öfkelenmeyip, öfkelendiğin konuyu ertelediğin zaman... Öfke şiddetin, yani e, hadiseyi dile getirme şiddetin e, ondan üçe düşüyor, ondan ikiye düşüyor. Yani konuyu en azından iftardan sonra ertelediğinizde ciddi bir mesele bile olsa iftardan sonra, iftardan önce vereceğiniz <laughs> tepkiden çok 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 daha az bir tepki ortaya çıkacak. O zaman sorumlu konuların çözümünü, konuşumunu iftardan sonraya bırakabilirsiniz. Açken hani açken sen sen değilsin derler ya yani <laughs> açken değilsinizdir. Yani o yüzden eğer kendinize güvenmiyorsanız e, böyle öneriyorum ama size, eğer siz caner taslamasanız e, gayet rahatlıkla bütün işlerinizi de yapabilirsiniz gün içerisinde. Hocam çocukluğunuz nerede geçti diyeceğim de oradaki yani hatırladığınız ilk iftar sofraları ile ilgili... Bizde hocam şey... ya iftar sofralarıyla ilgili oradan bir aklınıza Tabii. mesela neler yenirdi, ederdi, bir gıda, bir sohbet o zamandan aklınızda kalan bir şey var mı hocam? Yani benim en çok hatırladığım şey şu bir çocuk olarak ilk orucumuzu ilk Ramazan'da yani ergenlikten önceki yaşlardan söz ediyorum... Ee, i̇lk Ramazan'da oruç tuttuğumuz gün e, yarım gün oruç tutardık. Bilmiyorum bu sizde de öyle miydi? Önce bir yarım gün oruç tutturulurdu. Tam gün oruç tutulduğunda evdeki büyüklerimiz işte rahmetli anneannem, rahmetli babam ve anneciğim üçü de ayrı ayrı Aynen. sırtına alıp ee, evin içerisinde beni dolaştırmışlardı. Ilginçmiş be. İyi yani, be. Bu i̇lginçmiş. ki Yani bu şey böyle e, senin sevabını biz de şey senin sevabından faydalanıyoruz diye beni sırtlarına alıp gün içerisinde gün boyu evin içerisinde dolaştırmışlardı mesela. Sonra kardeşlerimde de bu ritüeller devam etti. Bu çok ilginç bir şeydi mesela. Din kültürü tabii bu bir kültür. Ee, benim şeyde bizim memlekette de bu çok yaygın yapılırdı. E bir de tabii iftar sofraları ister istemez çok zengindi yani Hı -hı. hani sürekli komşular bir şey getiriyor sen komşulara bir şeyler gönderiyorsun. Bir o bir baktım, komşuluk bağlarının da daha bir güçlendiği ay oluyor herhalde. Tabii, yani, tabii e, değil mi? zaten hani iftarda iftar sofralarının yalnız yapılması da çok fazla şey olmazdı yani çok çayit olmazdı i̇şte yani. En çok his, yani eksikliğini hissettiğimiz şey, şey da, olacak ben de yani tabii. Hissettiğim. Yani bu bu, bu ay bunu maalesef şey yapıyoruz ama olsun. Yani e, koronavirüs geçtikten sonra bütün bunları biz acısını, çıkartma, acısını fazlasıyla çıkarırız. Acısını Allah... Ramazan ayı dışındaki günlerde de akşam yemeklerini komşularımızla birlikte yaparız yani. İnşallah inşallah Allah nasip ederse e, o şekilde yapacağız. Bir de ben de şey de e, olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani küçük çocuklar veyahut da işte daha ne bileyim daha büyüyüp doğru oruç tutmuyorlarsa o zaman da. Yani oruç tutmuyorlarsa bile o en azından bir iftar sofrasında yani o iftar sofrasının bir parçası olmak yani oruç tutanların yanında olmak o atmosferi hissetmenin bile ben dinle ilgili algıda birçok kimse de olumlu bir şeyler kattığı kanaatindeyim. Bir de hocam özür dilerim çocuk ve oruç konusunda da bir şey daha söylemek isterim çocuk anne babayı modeller şimdi eğer anne baba oruçluyken huzurlu mutlu bir ay geçiriyorlarsa her açıdan. Çocuk Ramazanla ilgili sürekli pozitif şeyler düşünmeye başlayacaktır. Hı hı. Ama o ay sürekli anne baba arasında tartışmaların geçtiği, kavga gürültünün olduğu bir aysa Ramazan ayına bakış açısı değişecektir. Yani burada da eğer hani soruyorlar bize çocuğumuzu Ramazan ayını nasıl anlatalım? işte e, genç yetişkin çocuğumuz var, ergen çocuğumuz var. Ne yapalım? Siz ne yaparsanız o olacak yani. Yani dini duyguların böyle tam bir ee, maksimum yaptığı ay Ramazan. Allah'ın çok anılması, Kur'an'ın okunması, zekatın verilmesi, e, haramlardan uzak durulması. Yani sır, oruç, sadece o yüzden oruç olmuyor. Yani bunlar tamam haramlar her zaman haram. Allah' almak her zaman gerekli. Ama sonuçta realitede en çok bu ayda buna titizlik gösteriliyor. En çok dikkat gösteriyor. Ve birçok kimsenin yani dine bir giriş yapacağı, hani dini hayatının merkezine koymaya karar vereceği bir ay varsa da o aslında ramazan olabiliyor evet o Çok yüzden olur. yani küçük yaşlardan itibaren yani çocuklara gençlere ramazanı sevdirebilmek yani onun iftar sofralarıyla olabilir, Ramazan'da bilemiyorum işte belli eğlencelerin düzenlenmesiyle olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Yani onu düşünmek lazım. Tabii hocam yani. ben çok eski şeyleri bilmiyorum. Şimdi bana direkler arasını sormayın. Yok onu... O Mehmet Okuyan Hoca gelince <laughs> olduğuna sorarsınız. <laughs> Mehmet Hoca da ya gençtir yani o kadar değil, o kadar direkler Olsun Sura ben e, buradan bir ona şey yapmış olayım. Sataşma hakkımı Mehmet da buradan selam söylüyoruz. İnşallah Ramazan'da keyfi yerinde hocamızın inşallah. da inşallah. Hocam son iki dakikamız son oruçla ilgili orucun ruh sağlığına kattıkları ile ilgili son bir iki tane şey söyleyebilirseniz. Yani topar, toparlarsak e, oruç e, psikiyatrik açıdan bir manevi detoks ayıdır. E, hakkıyla yerine getirebilirsek yapabilirsek ee, bizi Ramazan'dan sonra da çok ciddi anlamda pozitif etkileyecek şeylerle karşı karşıya kalacağız. Oruç depresyondan korur. Oruç anksiyeteden korur. Oruçla birlikte ölüm ve hayatın anlamı ile ilgili problemlerin çoğuna zihnimizde en azından o ay içinde belli miktarda cevap bulabildiğimiz için anksiyeteden ve depresyondan korur. Bu korumasını bütün aylara yayabilmek için bu ayı dolu dolu geçirebilmek İnşallah. lazım her açıdan. Çok sağ olun hocam. Sizle konuşmak her zaman olduğu gibi yine zevk oldu <laughs> benim için. Ee, çok teşekkür ederim size. Bizi izlediğiniz için hepinize de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle.